Merhabalar. Bu videomuzda böyle ahşap parçaları kullanarak bir ev yapmaya çalışacağım. Temel için şöyle daha kütük şeklinde olanlar var. Geniş tahtalar ve ince çubuklar var. Şöyle 15'e 22 bir zemin üzerinde inşaatımızı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle şu ayakta durabilenleri köşelere yapıştırıp temelimizi oluşturacağız. Sıcak silikon tahtayı gerçekten çok güzel derecede yapıştırabiliyor. Yapıştırma için bu nedenle silikon tercih ediyoruz. Şu geniş tahtaların genişliğinde ikinci temelimizi de şuraya yapıştıralım. İkisi arasındaki mesafe, daha doğrusu şu uçtan şu uca 15 santim kadar. O da bu geniş tahtaların uzunluğuna denk geliyor. Kaplaması kolay olur. Karşı tarafına da yine iki tane daha yapıştıralım. Yanlamasını 15 santimdi. Bu öne doğru da 9.2 santime yapıştırıyorum ben bunu. Tabii bu ölçüler şart değil. Evin temeli bu. Zaten bu temelleri diktikten sonra gerisi kolay. İş kaplamaya kalıyor. Şöyle arkasını öncelikle bir kaplayalım. Evin arkası bir kapansın. Şimdi arka taraf bitti. Yan tarafları da hızlıca aynı mantıkla yapıştırıp kapatalım. Sağını ve solunu kaplamak için de 8 tane 9 santimlik parça çıkaralım. Bu geniş tahtalarda makasla kolayca kesilebiliyor. Hemen yan tarafları da kestiğimiz parçalarla kaplayalım. İşte bu. Evin 3 cephesi de hazır. Fena gitmiyoruz. Gerçekten oldukça da kolay bunu kurması. Yeter ki bir tane zeminimiz, 4 tane de temel direğimiz olsun. Yaklaşık şu arada 2 santimlik boşluk bırakıp 5. temel direğimizi de buraya yapıştırıyoruz. Şimdi son aşamada bu evin ön yüzünü kaplamak kaldı. Bunu da şu ince çubuklarla yapacağım. Bunları tek tek yapıştırmak çok zor oluyor. Bu yüzden önce hepsini bir araya getirelim. Kağıt gibi kesiliyor zaten bu makasla. Kolayca kesebilirsiniz. Evin ön cephesi bu şekilde tamamlanmış oldu. Kapının üstünü de kapatalım. Evimizin kabaca görüntüsü bu. Tabii çatısını da yapmak lazım. Belki sonradan şurada bir pencere açabiliriz. Şimdi şu dik durabilen tahtalarla tam şöyle ortaya bir çatı direği yapalım. Ortaya bir tane yapıştırıyorum. Şöyle üstüne bir tane daha yapıştıralım. Yanlamasını. Ve üçüncü parça. Şimdi çatıyı bunun üzerine döşemeye başlayacağız. Şu ortaya da geniş çubuklardan bir tane yerleştirelim. Şimdi çatıyı şöyle döşersek güzel olur herhalde. Bu çubukları tam ortadan ikiye kesersek çatımızı kaplayabiliriz. Tahmini 9 veya 10 sıra yapacak. Şimdi şu uçtan yapıştırmaya başlayalım. Böyle güzel olur herhalde.
Aynı şekilde arkayı da kapatalım. Çatımızın arkası da böyle kapandı. Şu boşluklar çirkin gözükmesin. Üstünü böyle tamamlayabiliriz. Şu baştan kestiğimiz küçük parçalar vardı. Onları da böyle çatı güzel gözüksün diye en azından şu kapı tarafına doğru yapıştırabiliriz. En azından evimiz yapmışken bir de bahçemizi çitle çevirelim. Çitler için de yine ince çubukları kullanabiliriz. Bunlarla çok basit. Hemen köşeleri saralım. Evimizin sonuna gelelim. Şöyle çubuklardan birini alıyorum. Bunun üzerine eşit aralıklarla yine aynı çubuklardan yapıştırıyorum. Şimdi bu çitlerimizi hemen bahçenin ön duvarına yapıştırıyoruz. Şimdi evimiz hazır. Ben bunu boyamayacağım. Yapmak isteyenler varsa tabii yaptıktan sonra boyayabilir. Bu arada Zincir Market üzerinde bu ev yapmak için gerekli olan malzemeler için bir set hazırladım. Ona da göz atabilirsiniz. Açıklamalarda linkini verdim. Şu kısımdan şimdi inşallah başarılı oluruz. Bir tane pencere açıyorum. Evet, pencere olunca daha güzel oldu. Farklı şekilde tasarlayabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.